Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, Hinduların fundamentalist olduğunu hiç düşündünüz mü? Ya yani da ola, olabileceğini? Yani Hindu deyince aklımıza ne geliyor? Yerde oturan, yaşlı, sakallı, e, yoga yapan veya Bollywood filmleri aklımıza gelebilir. Ee, şey gelebilir, Diwali bayramları, ışık, farklı farklı renkli renkli bayramları gözümüzün önüne gelebilir ama bunların da fundamentalist hareketlere sahip olduğunu e, şaşırabiliriz yani bunun çok büyük hareketleri var. Ben de bilmiyordum bunları. Ee, bizim üniversitede Mahmut Sarihoğlu hocamın e, bana bunu araştırmam için vermişti. E, derste işte işlememiz için. Hindu fundamentalizmini verdi bana. E, orada inceledikten sonra baya bir şaşırdım. Yani çok merakla e, şey yaptım. Araştırdım. Rüyama girdi. Kaç gün rüyamda kendimi Hindu askeri olarak gördüm. Yeşil, e, şey turuncu elbiseli falan. Baya bir etkilendim yani bu araştırmada. Hoşuma gitti. Güzel bir konu. Siz de keyif alacağınızı düşünüyorum. Başlayalım bakalım. Öncelikle nelerden bahsedeceğiz? Genel bilgiler verelim. Hint imparatorluklarına değinmemiz lazım. Hint Bağımsızlık Mücadelesi, Hindistan Siyasi Tarihi. Şimdi bunlar fundamentalizmi gibi görülmese de arkadaşlar, yani bu çerçevede değilmiş gibi olsa da aslında hepsi birbirine bağlantılı. Çünkü ben fundamentalizmi anlatırken sürekli bu tarihe atıf yapmak zorunda kalacağım. Bu sebeple bunları bilmemiz lazım. Zaten hiç yani durduk yere bir insan Hindistan tarihini açıp okumaz. Değil mi? Yani bu sebeple biraz e, ön bilgisi olması açısından önemli bunlar. Sonra Hint fundamentalizmine geçeceğiz. E, önemli bir grup RSS, Bharatiya Janata Partisi e, bu x ayrı şeyler de e, bu günümüzdeki hükümeti olan parti. Yani günümüzdeki Hindistan hükümeti fundamentalist bir yapılanmaya sahip arkadaşlar. E, bunu örneklerle göstereceğim. Şöyle bu Hinduların yaptıkları terör faaliyetlerine safran terörü deniyor. Neden? Çünkü daha çok safran rengini yani turuncu rengi kullanıyorlar. Son olarak da yeni dini hareketlerden o şu hareketine biraz değineceğiz. Onlar da Hindu Hinduizmin onlar da Hinduizmin ortaya çıkardığı bir hareket. Fakat bu şu an genel olarak bahsedeceğimden biraz farklı. Onu en sonunda değinelim. Şimdi hızlıca geçelim çünkü biraz uzun sürebilir. Genel bilgiler verelim. 1.38 milyar insan yaşıyor arkadaşlar yani dünya nüfusunun 17.7'si Çin'de 1.5 milyar insan yaşıyor ee, araştırmacılar diyor ki kısa zaman sonra e, Hindistan Hindistan nüfusu Çin'i geçecek diyorlar yani bu şu anlama gelecek her 5 kişiden biri sokakta Hint Hintli olacak yani büyük bir nüfusa sahip ee, Hindistan'da birçok grup yaşıyor dil farklı diller farklı gelenek ve dinler var biliyorsunuz. 1947'ye kadar tek bir krallık olmadı, yani bugünkü Hindistan haritasını düşünelim. Hepsi bir bütün, bir krallık hiçbir zaman olmadı. Genelde Güney her zaman bağımsız oldu veya yarı bağımsız oldu falan. Ama 47'de daha çok bu Britanya hükümetinin şeyin egemenliğinin sona ermesinden zor oldu. Hindistan'da bütün büyük dinler bulunmaktadır. Yerel dinler, Hinduizm, Budizm, Cainizm, Sihizm. Fundamentalistler bunları onaylıyor ya yani Bunlar tamam bizde kalsın diyor ama bir de yabancı dinler var onları çok tolere etmek istemiyorlar. Asimile etmek istiyorlar onları. Başta tabii Müslümanlar geliyor. Neden? Çünkü çok fazla Müslüman yaşıyor. 180 milyon Müslüman yaşıyor Hindistan'da. Bu da dünyanın en çok üçüncü sırada. Yani o kadar çok Müslüman var. E hatta Pakistan diye ayrıldı. Pakistan diye ayrılmasaydı daha da fazla. Belki dünyanın en büyük devleti olacaktı en çok Müslüman nüfusa sahip olan. Hristiyanların birçok mezhepleri var. Yahudiler burada azınlıktadır. Mecusiler, e, bunların merkezi Hindistan'da bugün. Bahayiler de e, sö sömürge döneminde e, buraya göç etmiştir arkadaşlar. Şimdi büyük imparatorluklara bakalım. Maurya İmparatorluğu en önemlidir. E, kurucusu Chandragupta Maurya. Maurya İmparatoru zaten adını buradan alıyor. Kral Chandragupta arkadaşlar ömrünün sonunda eee Jainist olduğu buna yönelik görüş inanışlar var, e, rivayetler var diyelim. E, hatta ölüm orucu tutarak öldüğünü anlatıyorlar. Bakın merkez neresi? Pataliputra. Hatırlayın Jainizmin e, konsili, birinci konsili değil mi? Birinci Pataliputra konsili burada yapılıyor. Ashoka'ya bakalım. E, Ashoka da Budist oluyor sonradan. Bu ülkenin e, sağında, e, yani sağ demeyelim de, doğusunda şey bir ayaklanma oluyor. Çok kanlı geçiyor, bas kanlı bastırıyor bunu kral. Sonra o kadar çok kan görüyor ki en sonunda diyor ki ya böyle hayat mı geçer diyor. Ve Ahimsa kuralına inanıyor artık. Budist oluyor ve savaş yapmıyor. Altın çağı bu arkadaşlar. Hindistan tarihinin altın çağı Maurya İmparatorluğu dönemi. Bir de Gupta İmparatorluğu var. Bu da e, Milattan sonra bakın 450'den bir hadita resmi. En önemlisi 1. Chandragupta. Gupta. E, Maurya ile karıştırılmaması lazım. Farklı bir e, imparator. Bu da bir Hint İmparatorluğu. Delhi Sultanlığı bu Müslüman bir e, devlet arkadaşlar 1343 yılında Türklerin yönettiğine inanılıyor. E, bu da bakın yine Hindistan'ın büyük çoğunluğuna hakimiyet kurmuş ama tabi hepsine değil. E, en önemlilerinden biri de babür İmparatorluğu. Bu da Müslüman bir, bir devlet. E, 1605'ten 1707'ye kadar e, hüküm sürüyor. E, Evet, e, Celalüddin Ekber arkadaşlar burada önemlidir, en önemli krallardandır. E, bunun döneminde de şey var, e, din özgürlüğü var. Farklı farklı dinlerden insanlar bir araya gelip bilim tartışabiliyorlar. Çok güzel bir devir yani Celalüddin Ekber'in dönemi. Marat İmparatorluğu arkadaşlar bu da Babil e, İmparatorluğu'nu yıkıyor. E, uzun süren bir mücadeleden sonra tamamen şeylerden oluşuyor bu Hindulardan oluşuyor. Yani Hinduların Müslümanlara baş kaldırması sonucu e, bu Marat İmparatorluğu ortaya çıkıyor ve bunu yıkanlar da sonra Britanyalılar geleceğiz oraya. Şimdi e, en önemli kişilerinden Çatrapati Shivaji Maharaj. E, şimdi bu çok önemlidir günümüzdeki Hint fundamentalistleri için çünkü e, baş, kaldır, baş kaldırmıştır bir devrim yapılmıştır ve başarılı geçmiştir silahlı tabii ki. Ya bu da çok önemli bugün Hindular için. Yani Hindular da Hindular Hindu imparatorluklarından bahsederken Maratha imparatorluğundan bahsetmediğiniz zaman size kızıyor Hindular. Niye bunu anlatmadın diyorlar? Çünkü Hindu devleti bu. Son Hindu devletlerinden. Britanya raja bakalım. Bu East India Company diye bir tane ticari şey var arkadaşlar biliyorsunuz çok anlatmaya gerek yok. Bunlar zamanla burayı sömürge haline dönüştürüyorlar. En sonunda British Britanya Raj' demek. Raj zaten Hintçe yönetim demek. Britanya yönetimi yani. Kocaman bakın ma şeye kadar Evet Bangladeş, Myanmar birçok yeri ele almış. Sonra zaten e bu parçalandıktan sonra e şey 1947'de ayrılıyor Britanya Raj. Pakistan'a ve Hindistan'a ikiye ayrılıyor. Ve çok problemler çıkacak. Yani İngilizler ayrılırken bir problem sokuyor. Öyle ayrılıyor. Böyle kolay kolay da ayrılmıyor. Bugün hala Pakistan ve Hindistan arasında sıkıntılar var. Aynı şekilde Myanmar'da da Arakan'da da sıkıntılar var. Hepsi bu, bu Britanya Raj'ın e, oyunundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Evet bölünmeye bakalım. E, Liyakat Ali Khan ilk Cumhurbaşkanı Pakistan'ın, Rajendra Prasad da ilk Hint Cumhurbaşkanı. Böyle bölünüyor. Bakın çok saçma bir bölünme gibi sanki da Pakistan, Doğu Pakistan var, Batı Pakistan var. E bu neden böyle bölündü? Çünkü Britanyalılar diyor ki ayrılmadan önce şey yapalım diyorlar. En çok Müslüman olduğu yer Pakistan olsun. En çok Hintlinin yaşadığı yer Hindistan olsun. Böyle basit bir şey yapıyorlar. Fakat şimdi Keşmir bölgesine bakalım. Keşmir'de çoğu Müslüman halkın o zaman Pakistan'a bağlanması gerekmiyor mu? Evet. Ama Keşmir'in bir bölümü de arkadaşlar Hint Hintli bir şey Hintli tarafından yönetiliyor o bölge. E şimdi Hindistan diyor ki burayı biz yönetiyorduk zaten. O zaman bizim diyor Keşmir. Pakistan diyor ki hayır Britanyalılar ne dedi? En çok Müslümanın yaşadığı yer Pakistan olacak dedi. E, o zaman şey yaptı. E, o da Pakistan, Keşmir almaya çalıştı. Günümüzde hala mücadele devam ediyor. Doğu Keşmir'i Hindistan kontrol ediyor. Batısını Pakistan kontrol ediyor ama hala günümüze kadar tartışılıyor. Günümüzdeki Hindistan devleti bunu bölünemez, bütün Hindistan'ın bölünemez bir bütünü olarak kabul etti Keşmir'i. Yani anayasada var. Bu sebeple Hintler için bu bir problem değil. Evet. Günümüzdeki Hindistan'da Ram Nath Kovind arkadaşlar bu cumhurbaşkanı günümüzde. son Narendra Modi bu da başbakan. Çok televizyonlarda görüyorsunuzdur kendisini. Medyada çok şeyi var bunun. da var. İkisi de fundamentalist geçmişe sahip kişiler arkadaşlar, terör örgütlerine bağlılar. Tabii Hindistan'da terör örgütü olarak kabul edilmiyor ama açıkça terör örgütleri yani orada terör estiriyorlar ülkede Müslümanlara Hristiyanlara karşı silahlı eylemler yapılıyor ve bu arkadaş bu iki kişi de bunları göz yumuyor. Yani bu açıdan burası önemli. Evet Hindistan bayrağına bakalım. Şimdi safran cesaret ve fedakarlığı ifade ediyor. E, beyaz, barış, birlik ve hakikat. Mavi, gökyüzü ve okyanus. Tabi bu bir de Dharma çakra. Bakın sağda Ashoka sütununu gösterdim. O Budist olan var ya. Budist sembol aslında. E, şey, Ashoka sütununda bulunduğu için bunu Hintler kendi bayrağına da işliyor. Ashoka e, sembolü de deniliyor. Dharma çakra da denilir. İnsanı e, i̇nsanın 24 özelliğini temsil ediyor. İşte fedakarlık, cesaret gibi farklı özellikler. Bu aynı zamanda samsarı çarkı olarak da düşünülebilir. Evet özel bölgelere gelelim. 1963'te Nagaland dediğimiz bölge var. Bakın şu haritada sağda görebiliyorsunuz. Burada daha çok Hristiyan yaşıyor. Belli başlı hakları var bunların. 1966'da Punjab'a yani şu haritada aşağıda bakabilirsiniz. Kırmızı olarak gösterdim. Burada da Sihlerin biliyorsunuz merkezidir. orada da Sihlere özel bir şey var. Bir özel statü var. Orada da her ikisi de bağımsızlık mücadelesi vermiştir zamanında. Şimdi Keşmir e, 1980'lerden beri Müslüman ayaklanmaları oluyor orada. Hala Müslümanlar var orada. E, Hintler şimdi bunlara bütün bunlara dayanarak diyor ki dini temellere dayanarak bize saldırıyorlar diyor. Hint sekülerizmine bakalım. Hint sekülerizmi ikiye ayrılabilir. Birincisi rasyonel seküler geleneği. Bu daha çok batıcı. Her şey modern olsun, her şeyi reform edelim, batıya göre olsun diyenler. İkincisi Hint seküler geleneği. Bu da evrensel dil din anlayışı çerçevesinde gelişmiş bir şey. Yani biraz dini tarafı var bunun. Burada da tanrı hakikati ifade ediyor, din de ahlaki ifade ediyor. Zaten Gandhi'nin, Mahatma Gandhi'nin söylemek istediği de buydu. Gandhi bunun temsilcisidir diyebiliriz. Şimdi Hindistan'da bazı sıkıntılar var, problemler var, çözülmesi gereken meseleler var. Öncelikle mesela biliyorsunuz inek onlarda kutsal bir hayvandır. İneğe tapınılma yoktur ama yine de kutsal bir şeydir, öldürülemez. Bununla birlikte arkadaşlar en çok Mahmut Hoca demişti, en çok ihraç eden, inek ihraç eden ülkelerden birisi Hindistan'mış. Yani çok acayip bir şey. Hem kendileri kesmiyor ama dışarı yolluyorsun. Ne yapıyorlar? Onlara tapmıyorlar ya dışarıda. Kesiyorlar tabii ki. Yani öyle bir paradoks da var. Her neyse Müslümanlar Kurban Bayramı'nda inek kesiyor. Bu sürekli problemlere yol açıyor arkadaşlar. Yani şimdi sekülerizmin bir problemi bu. Yasaklansın mı Kurban Bayramı? Çünkü Kurban Bayramı tamam bizde gerekli ama diğerleri için bu bir e, hakaret. Kendi dininden hakaret kabul ediliyor. Bunla birlikte Müslümanlar belli başlı konularda da şeriatla hükmede, hükmediliyorlar. Bakacağız ona bir iki saat sonra. E, şimdi her din'e ayrı bir hukuk mu geliştirilmesi lazım. Yani bunlar e, Hindistan'da sürekli tartışıyla gelen konular. Bir de din-devlet ayrımı var. E, bu Hindistan'da tam mümkün değil. E, problem bir din'e özel hak verirken diğer dine vermemiş oluruz. Yani bu dinleri gerçekten arkadaşlar kontrol etmek kolay değil yani dini grupları. Herkes kendi dini e, inancı çerçevesinde yönetilmek istiyor doğal olarak. E, herkesin isteğini nasıl yerine getireceğiz? Yani bu gerçekten tartışılan konular. Her din ile özel hukuki anlaşma yapmak zordur. Kast sistemi ve siyaset. Kast sistemini biliyorsunuz. E, en yukarıda Brahminler var, sonra Kshatriya, Vaishya, Sudralar var. E, Sudralar hizmetçiler, Vaishyalar bunlar e, daha çok e, tüccar sınıfı diyebiliriz. Kışatriyalar hem kral hem şey askeri sınıf Brahminler de din adamları arkadaşlar. Böyle bir kas sistemi var Hind, Hinduizm'de. Şimdi kas sistemi Hint kültürünün temelidir. Reform edilemez. Yani çok eski zamandır, binlerce yıldır var bu. Bu Hinduların psikolojisi, düşünce tarzı ve mantık yapısına etki etmiştir ve şu an onlardan bunu sökmek kolay değil. Yani kas sistemini hadi atalım. E, ağza kolay. Yani bu bin yıllık gelenek var burada. Yani bunu atamazsın. E, Kasten böyle bir temel bir temel yapı Hinduizminde, Hinduizm'de, Hinduizm'de tabi metafizikte de bunun ilişkisi var. E, Dharma, karma, samsara biliyorsunuz e, bunlar birçok şeyde var e, Hint dinlerinde görebiliyoruz bunları. Şimdi bunlarda bunlar da dini kaynaklıdır. Yani e, diyelim ki dünyevi mantıkla bunu atalım yararsız diye ama din bunu şey yapıyor ama. Dini kaynaklarda bunu görebiliyoruz, onu ne yapacağız? Mesela Brahminlerin Tanrı'nın ağzından yaratıldığına falan inanılıyor. Kshatriya'nın kolları tarafından falan. Ee, Vaishya midesinden şuradır, ayaklarından yaratılıyordu. Yani bunların hepsinin dini temelleri var. Şimdi tarihte köylerin kendi idari şekilleri vardı ama hepsi krala bağlıydı. Ama yine kendi kendine yönetiyorlar, kendi geleneklerine göre. Şimdi kas sistemine dışarıdan biz baktığımızda adaletsiz diyoruz. Fakat her kişiye ve gruba görev yüklüyor. Yani Hintliler çok pişman değil ya bizde niye kast sistemi var diye kimse söylemiyor. Memnunlar yani kast sistemine genel olarak. Bizi dışarıdan bakınca adaletsiz gibi görünüyor. Kast sistemi günümüzde kaldırılmıştır. Şeyde yani tabii ki modern seküler hukukta kaldırılmıştır. Herkes eşit kabul edilmiştir. Örneğin restoran, sinema, su kanalları, sokaklar artık herkes içindir. Herkes girebiliyor. Eskiden böyle değildi çünkü. şimdi Kastı savunanlar arkadaşlar, Demokrasiyle siyasi güç kazanmaya çalışıyorlar çünkü inanıyorlar ki demokrasiyle başa geçersek kas sistemini yeniden tesis edebiliriz diyor. Yani başa geçme yöntemi olarak demokrasi bir araç kabul ediliyor ama bu sayede demokrasi güçleniyor zaten. Demokrasi güçleniyor. Yani demokrasiye böyle bir değişik bir etkisi de olmuştur. Evet, Gandhi'nin bir sözü var. I like your Christ, I don't like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Ee, şey, sizin Mesih'inizi seviyorum. Yani İsa'yı seviyorum ama Hristiyanları sevmiyorum. Siz Hristiyanlar İsa gibi değilsiniz diyor Gandhi. Hindistan'da şeriata bakalım. 1937'de Muslim Personal Law Application Act diye bir tane yasa çıkıyor. Geçerli olduğu alanlar evlilik, miras, hayır kurumları. 1973'te de bunları kontrol eden bir merci var. All India Muslim Personal Law Board. Bu da bu şeriatın uygulanmasını sağlayan bir organizasyon. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi belki düşünülebilir ama o kadar da değil. Yani o kadar yüksek değil. Diyelim ki hukuk Müslümanlara diyor ki evlilikte şeriata uygun davranması lazım ya. Ama e, araya Hindu hukuku, seküler hukuk giriyor ve evliliği, evliliği seküler yöntemle e, etkilemeye çalışıyor. O zaman bu All India Muslim Personal Law Board araya giriyor. Diyor ki Stop. Hayır, şeriata göre olacaktı. Bu bizim hakkımız. E, şey yapamazsın. O zaman ne yapıyor? Parlamentoya kadar taşıyabiliyor bu olayı arkadaşlar. Bu güçlü bir organizasyon aslında. Müslümanlar buna bağlı. Şimdi Hindu kimliği meselesi var. Şimdi Hint fundamentalizmi dediğimiz zaman e, Hint kimdir bir kere? Hinduizm nedir? Bunları tartışmamız lazım. Şimdi Hinduizm din midir? Dinlerin doğduğu, yaşadığı, öldüğü dini atmosfer midir? Veya özel bir kültür müdür? Şimdi arkadaşlar şu ortadaki adama bakın. Savarkar isimli. Bu adam Hint fundamentalizminin e, felsefesini oluşturan kişi. Hindutva diye bir kitap yazıyor. E, onun ilk bölümünde onun yani Hindu kimliğinin aslında dinle pek ilgisinin olmadığını söylüyor. Şöyle diyor. Barat Varşa'da yaşayan herkes. Şimdi Barat Varşa birçok şey var. coğrafya düşünün Hindistan ortada. Birçok kültürü Mesopotamya dahil eskiden Hintlerin kurduğuna inanıyorlar. Böyle mitolojik bir devlet aslında ama tarihi gerçekliği yok. ona inanıyorlar ama bir de özel anlamda Barat Varşa bir de Hindistan. Günümüzdeki Hindistan'da ifade ediyor. Yani şunu demek istiyor. Hindistan'da yaşayan herkes Hindudur demek istiyor. Aynı zamanda Hindu olmak anavatana bağlılık anlamına gelir diyor. Şimdi şu anlama geliyor. Mesela Pakistanlılar ne yapmak istiyordu? Ayrılmak istiyordu değil mi? Bu ilk çağlardan bahsediyoruz. Sen anavatana bağlı değilsin o zaman sen Hindu değilsin. Böylece Pakistanlılar bir kere dışlanmış oluyor. E coğrafi bir topluluk değil bir millettir diyor. Burada ilk defa millet kavramı karşımıza çıkıyor Hindilerde. Ve Aryan ırkının en üstünü kabul ediyor. Şimdi bir ırkçı bir adam bu. Bunu Hitlerle karşılaştırabilir miyiz? Tabii ki. Hitler kitabını Mein Kampf, Kavga'm kitabını 1925'te hapishanede yazmıştı. Ee, Savarkar iki sene önce kitabını yazıyor, o da hapishanede yazıyor. Yani böyle bir garip bir benzerlik var. İleride şeylerle Hitlerle biraz karşılaştıracağım zaten. Hindistan kutsal topraklardan ona göre. Ee, Şimdi aynı kanı taşıyan herkes Hindudur diyebiliriz ama şimdi aynı kandan biyolojik şeyden ziyade şunu kastediyor aslında. E, dil, kültür, ortak tarih, e, bunlara sahip olanlar, işgalle baş kaldıranlar Britanya'ya, ortak hukuka sahip ve ortak ritüelle sahip herkes e, burada Hindudur. Hindut var rastgele bir söz değil bir tarihtir diyor Savarkar. Lal Krishna Advani bu da sonraki liderlerden Hindistan'ı Hinduizm'den temizlerseniz Hindistan olmaz diyor. Yani burada da Hinduizm gitgide arkadaşlar önem kazanmaya başlayacak. Evet burada Muhammed Ali Kurimçak'la bu Hint Ulusal Kongresi üyesi bir kişi. Bu kongreye değineceğiz baya. Şöyle diyor. Dinen Müslümanım fakat kültür ve ırk yönünden Hinduyum. Bu ülkenin bütün Müslümanları Hindudur diyor. Yani onun anlayışına göre de bir din, dinle ilgisi yok. Hindu'nun. Yani bir insan istediği dine bağlı olabilir. Aynı zamanda Hindu da olabilir. Evet, e, şimdi Hinduizm binlerce yıldır Hindistan'ın en yaygın dinidir. Hindu kimliğinin parçasıdır. Hint fundamentalizmin ortaya çıkış sebepleri Babürlüler. E, şimdi Babürlüler Müslümanlar, düşünsenize. Siz Hinduizmi yaşıyorsunuz ülkenizde bir, an, bir yandan kuzeyden bir akım geliyor aşağı doğru. E, Babürlüler e, Müslüman. Müslüman yaptık sizi. Yani buna tepki olarak şimdi ben fundamentalizm dersimi izleyin. izlemediyseniz orada da şöyle demiştim. E, geleneğin kendinin farkına varması ve defansa geçmesi, kendini savunmacı olması fundamentalizmi doğurur her zaman. Burada da Müslümanların gelmesiyle aslında yavaş yavaş fundamentalizm ortaya çıkıyor. En radikal dönemi Britanya Raj dönemi. Burada zaten ırkçılığın e, başladığı dönem. Hint Hintlerde de ırkçılık başlıyor. Bunu göreceğiz. Ve sekülerizm. Sekülerizm e, şimdi Pakistan ne? İslam Cumhuriyeti ama Hindistan seküler. Yani bu bazılarının hoşuna gitmiyor. Diyor onlar Müslüman biz niye Hindu adetlerimizi e, hükümette uygulamıyoruz diye karşı çıkanlar var. Hindistan'a hakim olan yabancı güçler silah gücüyle gelmiştir. Bu tedirginlik korku yaratmıştır. Hem Budist hem Hindu toplumu arasında sonuçta da Hindutva yani bu Hindu fundamentalizmini Hindutva diye de ifade edebiliriz. Bu artık bir kavramlaşmış hali. Aslında tamam bir kitabın adı ama kavramlaşmış hali de Hindutva diyebiliriz. Evet Hint bağımsızlık mücadelesine biraz bakalım. Arkadaşlar Hint Ulusal Kongresi var. 1885'te kuruluyor. Kur'anlar kim biliyor musunuz? Hem Müslümanlar hem Hindular hem de Britanya Britanyalılar, İngilizler yani. Bunlar hepsi aydınlar yani okumuş insanlar genelde bunu kuruyor. Ee, bakalım şimdi buna biraz. Amacı sömürge idaresine daha çok Hintlerin yerleştirilmesi. Daha hemen bağımsız olalım yok. İlk başta yavaş yavaş e, Hint yani Hintli derken burada da belki Müslümanlar da bunun içinde. Ya yani Hintlerin yerleştirilmesi. 1906'da e, Müslüman Ligi çıkıyor, buna rakip oluyor. Çünkü neden? Müslüman Ligi Pakistan diye bir bağımsız devlet kurmak istiyor. 1916'da Luknow Anlaşması Müslüman Ligi ve Hindistan Ulusal Kongresi ortak noktada birleşiyorlar. Britanya'ya karşı olalım diyorlar. Bu da önemli bir olay. Şimdi Muhandas Karamçand Gandhi arkadaşlar bu da kongreye destek veriyor 1915'te. Ama pasif mücadeleyi bu önemsiyor ve kitle hareketi başlatıyor. İleride göreceğiz. 1930-32'de Londra'da yuvarlak masa toplantıları var. Ve kongre Hint temsilcisi kabul ediliyor. Seçimlere katılıyor artık. Yani bu büyük başarı şey için Hindistan Ulusal Kongresi için Hindistan her şey Britanyalılar her tarafı yönetmiyor. Bazı yerleri diyor ki tamam Hintler siz yönetin ama yine bize bağlısınız demek diyorlar. Daha kolay kontrol edebilmek için bu Hind Ulusal Kongresi de Hint temsilcisi kabul ediliyor artık toplantılara katılabiliyor. 1935'te Government of India Act diye bir yasa çıkıyor. E eyaletler kendi kendine idare edebilirler. Seçimler yapılıyor falan. 1938'de Kongre Başkanı Supaş Chandra Bose, arkadaşlar bu adam çok önemli. Chandra Bose. E, kısacası Bose diyelim buna. Bose bakıyor bu seçimlerle olacak iş değil. Britanyalılar bizi bırakmıyor. Ne yapalım o zaman? E, savaşarak diyor. Silah zoruyla, sil yani silah devrimiyle başa geçelim diyor. Bir radikal bir görüşü var. En iyi kişi kim burada? Tabii ki Naziler Almanya'ya gidiyor, Hitlerle görüşüyor. Japonya'ya gidiyor. Japonya'da bili biliyorsunuz biliyorsunuz e, bir 2. Dünya Savaşı'nda Almanya ve Japonya birlikte, İtalya birlikte hareket ediyorlar. Aksis güçleri diyoruz bunlara. Onlarla anlaşıyor. Niye? Hindistan'ı ancak Britanyalılardan e, onlar sayesinde kurtarabiliriz diyor. 1942'de tam ona karşı Gandhi Gandhi Quit India hareketi başlatıyor. Pasif bir hareket. E, herkes pasif duracak ve Hindistan'ın bir an önce hemen özgürlüğe kavuşması için mücadele eden bir hareket bu Kvit India hareketi. Diyorlar ki Britanyalar ülkeyi terk etsinler. Daha fazla tahammülümüz yok diyor Gandhi. Ve Ahimsa gereği şeye başvurmuyor, şiddete başvurmuyor. Sonuçta kazanıyor. Ee, bu hareket çok büyük yankı buluyor. Hatta Hitler'in bir sözü var diyor ki ben İngilizlere diyor Hitler. E, tabii bu savaş öncesinde. Ben sizin yerinizde olsam Gandhi vururdum diyor. 10 e, kişi daha çıksa onunu da vururdum. 100 kişi çıksa yüzünü de vururdum. Öyle öyle hiç kimse kalmayana kadar hepsini öldürürdüm. Böylece kontrolü ele geçirdiniz diyor İngilizlere falan. E, böyle bir radikal görüş var Hitler'in. Bu arada Hitler demişken Hitler'in arkadaşlar Hindistan'a bakışı farklı. Şimdi Britanya karşıtı değil mi Hitler? Evet öyle bir savaştı. Ama Hintleri ırk yönünden daha düşük olarak görüyor. Neden? Çünkü İngilizlere de Arya'n olarak görüyor. Yani İngilizlerin orayı yönetmesi aslında biyolojik olarak daha doğru olacağını düşünüyor Hitler. Evet, 1947'de de demiştik bağımsızlık oluyor ve Pakistan diye e, ayrılıyor. Burada bakın, e, 1942 yılında Heinrich Himmler, bu Holocaust'un mimarı kabul ediliyor. Bu e, Alman şeyi e, ne diye? Şey, devlet yetkilisi e, çok büyük. Soykırımlara imza attığına inanılıyor hani kimlerin burada Bose ile bakın şu adam onunla görüşüyor mesela yani e, sınır tanımıyor uzun zamandır Hitlerle görüşmek istiyor Bose fakat e, ilk başta izin vermiyorlar sonra sonradan izin veriyorlar Hitler tamam buyur otur filan diyor e, silah desteği istiyor arkadaşlar Bose Hitler'den şimdi coğrafik gözünüzün önüne getirin Almanya'nın nereye bağlı Almanya Kuzey Denizi var değil mi Almanya'da? Ee, şimdi Hindistan'a silah götürmek istese Hitler nasıl götürecek? En kolay yol Süveyş kanalından geçmesi lazım. Fakat Süveyş kanalını kontrol eden İngilizler zaten. O zaman Mısır yarı bağımsız. Hala İngilizlerin kontrol altında Süveyş kanalı İngilizlerde. Ne yapacak o zaman? Afrika'yı dolanması lazım daha aşağıdan. Ee, bu mümkün mü? Afrika'nın e, batısı Fransızlar tarafından kontrol ediliyor, ediliyor. Doğusu İngilizler tarafından kontrol ediliyor. Mesela Güney Afrika'yı İngilizler hala yönetiyor falan. Şimdi buradan nasıl geçireceksin? Geminin batma şansı büyük. Yani Hitler'in kısacası Hitler'in Hindistan'ın Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesine katkı sağlaması zaten mümkün değil. Bu sebeple bu görüşmede başarısız geçiyor. Hitler onu biraz oyalıyor. Memnun edici sözler söylüyor. Siz de arıyansınız biliyoruz falan. Ama sonuçta elde bir şey yok. Öyle bir şey var. Fakat şöyle bir katkısı oluyor. Hintlilerin Almanlara katkısı oluyor. Burada Hintlilerin Alman ordusuna yer aldığını görebiliyoruz. Mesela Erwin Rommel meşhur bir Alman generali. Sonradan Hitler'e başkaldırma suçuyla öldürülüyor. Ama halk kahramanı olarak kutlanıyor. Gizlice öldürülüyor. Hitler'e suikast yaptığı falan düşünülüyor. Her neyse bugün Neonaziler çok sever kendisini. Hitler'e baş kaldırdı ama naziydi falan diye. Ama Kuzey Afrika'da savaş kaybediyor. Ama orada Hint, Hintlerin de yer aldığını görebiliyoruz. Evet burada 1943 yılında kendisinin Bose'nin Japonya'da olduğunu görebiliyoruz. Japonya'da bir konuşma yaparken. Yani burada da açıkça Japonların desteğini istediğini görebiliyoruz. Şimdi faşist lerden destek beklemiştir kendisi biliyoruz Buna rağmen Hindistan'da mesela Amritsar'da bir anıt yapılıyor bağımsızlık mücadelesi verdiği için sevenleri çok bozenin yani niye Hitler'le görüştün diye çok kişi çok eleştirmez Müslüman ligine bakalım tüm Hindistan Müslüman Birliği adı altında aslında ortaya çıkıyor 1906'da kurucu Muhammed Ali Cinnah bu aşağıda gördüğünüz kişi Amaca Hindistan'da Müslüman haklarını savunmak ilk başta. İngilizlerce destekleniyor. Ee, bağımsız Hindistan e, Hindu yönetimi yeni amaç e, burada ne yazmışım ben. Kusura bakmayın. Yeni amaç ha ilk başta bağımsız Hindistan istiyor. Ee, sonradan bağımsız İslam devleti istiyor arkadaşlar. 1947'de Pakistan'ın kurulmasında önemli etkisi var Müslüman Ligi'nin. Bugün de hala Pakistan en güçlü partisidir. Peki Pakistan kelimeleri nereden oluşuyor? Şimdi e, Hint, e, Britanya Raj'ın yönetim bölgeleri vardı. Şimdi Pencap bölgesi, Afganya, Keşmir, Sint ve Belucistan bölgeleri Müslüman çoğunluğun yaşadığı bölge. Şimdi bunlar birleşiyor. Pakistan adı buradan geliyor. Hindistan siyasi tarihine bakalım. Evet şimdi 26 Ocak 1905 anayasasında e, şöyle geçiyor. A sovereign democratic republic. Yani demokratiktir. E, yani sekülerdir. Yani böyle bir şey geçiyor. Bu Hinduiz, Hinduizmi aslında biraz saf dışı bırakıyor. Bu Hind, Hind, şeylerin Hint fundamentalistlerinin hoşuna gitmeyecek. Burada Cumhuriyetin ilanı görüyoruz. 26 Ocak 1950'de. Tam 47'de ayrılıyor ama Cumhuriyetin ilanı 3 yıl sürüyor. Evet burada soldaki ilk kutlamalar bu sahadakiler sonradan yapılan il cumhuriyetin ilanının kutlamaları. 1947 sonrasına bakalım. Caval, e, Cavaharlal Nehru, ilk başbakan Hindistan'ın. Çok önemli bir kişi Nehru. E, onun soyundan gelenler uzun, uzun süre Hindistan'ı yönetecek. Bakacağız. Ortak hedef bitiyor artık arkadaşlar 1947'den sonra. Britanya'ya karşı mücadele baş e, Britanya karşı mücadele vardı şimdi. E, bu bitiyor. Bittiği için Hindistan Ulusal Kongresi de bölünüyor. 1948 Gandhi öldürülüyor arkadaşlar burada bir RSS diye fundamentalist bir hareketten bunun üzerinde duracağız. Yasaklandığı için de RSS artık fundamentalistler siyasete girmeye başlıyor ve bugün hükümeti kontrol ediyorlar yani böyle iyi bir organizasyon aslında. Ee, 1948'de Hindistan Sosyalist Partisi kuruluyor. 51'de Bharatiya Janata Sangh Partisi. Şu sembol onların bu lotus sembolü arkadaşlar. Günümüzde bu BCS. Bu, bundan sonra bir de Bharatiya Janata Parti diye var. BCP diye. Günümüzde BCP ama ilk hali BCS. Yani 1951'de kuruluyor bakın çok erken bir dönem. 1959'da Svatantra Partisi kuruluyor. Hint Ulusal Kongresi 1977'ye kadar hükümette kalıyor. Diğer partiler herkesi kucaklayamıyor. Çünkü kimisi sadece Müslümanları destekliyor, kimisi sadece Hinduları destekliyor falan. Ama bu Hindu, bu Hindu Ulusal Kongresi herkesi kucaklamaya çalışıyor. Bu sebeple o sürekli oy alıyor. 1964'te Nehru ölüyor ve kızı başbakan oluyor. Önemli bir sözü var ona bakalım. Modernite dini geride bırakacaktır ve üstesinden gelecektir. Din eskilerin kalıntılarıdır. Yeni toplumun temelleri pluralizm ve toleranslıktır. Evet yani buradaki Hindu milli kimliği Hinduizmsiz olmalıdır anlayışını görüyoruz. Indira Gandhi dönemi bu da önemli bir dönem. Uzun dönem yönetiyor Hindistan'ı Indira Gandhi. 1966 84 yıllar arasında ilk başbakan Nehru'nun kızıdır ve Hindistan'ın tek kadın başbakanıdır. Günümüzde kadar hala gelmemiştir ondan sonra. Ekonomiye müdahale etmiştir arkadaşlar çünkü kendisi komünist, sosyalist bir insan daha otoriter bir şekilde yönetmiştir. Sovyetlerin desteğini almıştır falan. 1969'da parti ikiye bölünmüştür. 1971'de seçimleri yine Gandhi kazanıyor oyların üçte ikisiyle. Anayasayı defalarca değiştirebiliyor bu kadar oy alabildiği için. Ve rakipleri de ona demokrasiye saldırıda bulunduğuna yönelik suçlamalar yapıyor. Çünkü bayağı bir otoriter, faşist bir yönetime gibi Yani faşist demeyelim de, de e, totaliter bir rejime doğru kayıyor diyorlar. E, ee, sokak yürüyüşleri yapıyor partiler. E, ee, bakıyor Indira Gandhi iş çığırından çıkıyor. Ne yapıyor? O hal ilan ediyor. Olan Olağanüstü hal. Ve 2 yıl bu sürüyor. 1977'de yeniden seçimler oluyor. Kimsenin hoşuna gitmiyor bu o hal. Ne yapıyor? Seçimi kaybediyor. İlk defa Kongre Partisi seçimi kaybediyor. 1980'lerde 80'de seçimi tekrar kazanıyor. Çünkü iyi yönetemiyor diğer başa geçen koalisyon partileri. 1984'te ilk İki sih koruması tarafından öldürülüyor. Amritsar olayı var. Orada polisler falan baskın falan yapıyor oraya. Her neyse e, suçlanıyor. Indira Gandhi suçlanıyor. Dedik ya sert bir kişiliği var zaten. Her neyse öldürülüyor. Onun yerinde de oğlu Rajiv Gandhi başbakan oluyor. Oğlu dediğim kim? Nehru'nun torunu zaten. Yani ilk başbakan kim de Nehru'ydu. Bakın hala devam ediyor. Evet 1976'da yeni bir anayasa maddesi koyuyor. Seküler ve sosyalist e, maddelerini ekliyor Hindistan Anayasası'na. Evet Rajiv Gandhi dönemi 1984'te problemli bir dönemde başbakan oluyor. E, genç olduğundan insanların kalbini kazanıyor başta. Puncak ve Assam sakinliğe kavuşuyor. Orada ayaklanmalar vardı. E, fakat çoğu anlaşmaya uymuyor ve gözden düşüyor. 1987'de Bofors skandalı bir olay var. Onu mahvediyor bu olay. Aynı zamanda Kongre Partisi'nde de mahvediyor. Eee Şimdi Hintler İsveçlerle İsveçlilerle silah anlaşması yapıyor. E 40 milyar dolar İsveçliler hediye ediyor. Hint bu büyük adamlara, e, zenginlere. E, bu da medyaya yansıyor. Yani şey, e, bu tabi büyük skandalları yol açıyor. Siz nasıl böyle para alırsınız falan. E, gözden düşüyor bayağı. 1988'de de e, Canata Dal Partisi kuruluyor. Arkadaşlar bu olaydan sonra Canatabal Part Partisi de birçok koalisyondan oluşuyor ama e, bu aslında fundamentalist bir hareket. 1989'da seçimleri kazanıyor. 91'de çözülüyor ama çok e, dayanamıyor ve yeni seçimler yapılıyor. Şimdi 91'de yeni seçim yapılacak ya seçim kampanyası var. Rajiv Gandhi öldürülüyor burada. E, 91'de öldürülüyor. Şimdi Rajiv Gandhi döneminde Şah Banu davası diye bir olay var. E, bu da çokça tartışılmıştır. 1985 yılında oldu bu olay. Şimdi 62 yaşındaki bir kadın Şah Banu eşi tarafından boşanıyor 1978 yılında. E, kadın daimi nafaka talep ediyor. Hint yasasında çünkü seküler hukuka göre e, sürekli nafaka alabiliyor kadın. Ama şeriata öyle değil. Şeriatta 4 ay 10 gün yani iddet müddetince şey yapabiliyor, alabiliyor. kocası bunu istiyor. Kocası diyor ki ben şeriata göre istiyorum. Kadın diyor ki ben Hint yasasına göre istiyorum. Şimdi böyle bir ilk defa şeriat ile Hint yasası bu kadar karşılıklı çıkıyor. birbirine vuruyor. Neden? Çünkü medyaya yansıyor. Araya siyasetçiler falan girecek. Hint mahkemesi ona nafaka hakkı veriyor kadına. Ve Kur'an'ı yorumluyor. Ama bu Hint mahkemesi Müslüman değil. Yani Hintler Kur'an'ı yorumluyor. Şöyle diyor. Bakara suresi 241. ayetini okuyalım. Boşanmış kadınlara faydalanacakları uygun bir şeyler verilmesi Allah'ın rızasını gözetenlerin borcudur. Evet Hint mahkemesi bunu ayeti okuyarak Şah Banu'yu destekliyor. Fakat alimler hoşuna gitmiyor alimlerin Pakistan'da Müslümanların ona protesto ediyor. Hint mahkemesinin Kur'an'ı tefsir etmeye hakkı yoktur diyor. Ve olay büyüyor parlamentoya taşınıyor. Ve gene sonuç olarak karardan vazgeçiliyor. Ee, Rajiv Gandhi Müslüman desteğini kaybetmek istemediği için bu kararı alıyor ama Hint toplumu üzerinde hayal kırıklığı bırakıyor arkadaşlar. Bu da Hint e, Kongre Partisi'nin oylarına bakabiliriz. Bakın ilk başta e, büyük oylar alıyor. 1951 e, seçimlerine bakabiliriz. Sonra bakın günümüze gitgide düşüyor. 2019'da bakın çok az %19.70 oy almış İlk başta %44.5 yani yarısından çoğunu kaybetmiş arkadaşlar. Ee, evet günümüzde de dediğim gibi hala şeyler başta fundamentalistler. 1998'den günümüze kadar kongre başkanı da Sonia Gandhi, Rajiv Gandhi'nin eşi bu. Ee, ama çok başarılı olduğu söylenemez. Pek e, Hintler tarafından sevilmiyor açıkçası. Evet gelelim Hint fundamentalizmine. Kökleri 1900'lere dayanıyor. Onlara verilen isimler Hindu nasyonalizmi, Hindu siyaseti veya Hindutva. Kurucusu veya ne diyelim felsefecisi Vinayak Damodar Savarkar Hindutva kitabıyla yazmıştır. Hindutva Hindu kimliği demek aynı zamanda. Hindutva'nın dinden ziyade siyasi amaçları vardır. Evet Hindutva'nın temelleri dediğim gibi Savarkar'a dayanıyor. İlk defa Hindu millet kavramı ortaya çıkıyor. Temel kabul Hinduizm Hint medeniyetinin temelidir. Milli kimlik Hindu ahlakı ve görüşüdür. E, amacı Hindu milletini yeniden oluşturmaktır. Şimdi Hindistan oh. Hindistan o kadar geniş bir şey ki, coğrafya ki, o kadar çok farklı e, milleti bir arada tutuyor, farklı dini görüşle bir arada tutuyor ki bu Hinduizm de zaten e, birçok farklı dini geleneklerden oluşan bir büyük bir şemsiye din, dini düşünce diyebiliriz. bunları şey nasıl yapacağız yani? Şimdi diyor ki bunları millet haline getirebilmemiz için bazı felsefi görüşlerimizi oturtmamız lazım diyor. Şimdi öncelikle bir Hinduların ortak tarihi ve değerleri vardır diyor. biz bunları kullanarak Hindu milletini oluşturabiliriz diyor. Seküler yapılma, yapılanmaya karşı bir hareket olarak düşünebiliriz Hindutva'yı. Ee, Darmakrasi diyorlar kendilerine Yani Eternal Wisdom Sonsuz e, Hikmet Çeşitli temsilcileri vardır En önemlisi RSS 1925'te kuruluyor terör hareketi İki parti Hindu Nasyonalizmini Temsil etmektedir İlk başta Bharatiya Janata Sang Partisi Bu sonradan kapanıyor ee, Sonradan Bharatiya Janata Partisi Yani Hindu Milleti Partisi Günümüzde hükümete Hükümete geçiyor Başa geçiyor ve hala yönetiyorlar Evet Savarkar'a bakalım Hindistan ve İngiltere'de eğitim görüyor kendisi ee, Hindistan'ın bağımsızlığını silahlı ayaklanmayla kazanacağını savunuyor 50 yıl hapse mahkum ediliyor Andaman adalarında ama sonradan yine hapisten çıkıyor Hapishanede Hindutva kitabını yazıyor şöyle diyor Hindustan ana vatandır kutsal topraktır 1924'te hapisten çıkıyor ee, Ona göre Hindu olmanın şartları şunlar Hindistan ana vatanı ve baba vatanı olarak görmek Hindu anne babadan doğmuş olmak yani Hindu kanı taşımak Hindu dharmaya bağlı dinlere hürmet etmek. Yani e, Hinduizm, Budizm, Cainizm, Sihizm gibi. Şimdi Hindu sayılamayacaklar. Hindistan dışında kutsal toprak kabul edenler, e, mesela Kudüs'ü Hristiyanlar, Arabistan'ı Müslümanlar kutsal kabul ettiği için e, onlar Hindu sayılamaz diyor. Hintlere ait olmayan kahramanları ve adetleri olanlar, e, ne bileyim işte Hazreti Ömeri seven bir Müslüman ona göre şey olamaz, Hindu olamaz. 1937'de Hindistan'da görüşlerini yaymaya başlıyor. E, parti var çünkü partinin başına geçiyor. Hindu Mahasabha Partisi günümüzde hala var. Bu parti her ne kadar çok az takipçisi olsa da e, Hind Ulusal Kongresi'ne ve Gandhi'ye karşı çıkıyor. 1966'da da e, ölüyor ve cenazesi yakılıyor arkadaşlar. Burada Savarkar'ın kaldığı hücreyi görebiliyoruz. Şimdi görüşlerine bakalım. Kendisi ateisttir her şeyden önce. Din Hindu kimliğinin önemsiz tarafındandır diyor. Tamam önemlidir ama işe yani önemlidir demeyelim. Kimliğin bir parçasıdır ama çok önemli değildir diyor. Diğer önemli olay şeylerden. Mantıksız ve gelişimi engelleyen dini uygulamalar terk edilmelidir diyor. Yani burada kast sisteminin terk şey yapıyor, kast ediyor. Ama kast sistemini savunan tabi Hindu fundamentalistleri de var. İsrail hakkındaki görüşleri Müslüman dünyaya karşı bir barikattır. İsraili destekliyorum diyor. Faşizmi de savunuyor. Ee, şimdi Nehru ilk başbakandı ya, onun nazi karşıtlığını eleştiriyor. Şöyle diyor, eminim Hitler, Almanya halkı için ne iyi olacağını Nehru'dan daha iyi bilmektedir. Ve karşılaştırma yapıyor. Almanları Hindularla, Yahudileri Müslümanlarla karşılaştırıyor. 1938'de şöyle bir sözü var, Hindular güçlendiğinde Müslümanlar Almanya Yahudileri gibi muamele görecektir. Müslümanlar potansiyel haindir, Askeriye ve polisiyeden uzaklaştırılmalıdır. Yani her an isyan edebilenler diyor. Ee, önce Brit Britanya'dan bağımsızlık e, talep ederken e, savarkar, sonradan Müslüman ve Hristiyanlardan bağımsızlık görüşünü savunuyor. 1964'te şöyle bir sözü var: "Müslümanlar ve Hristiyanlar Hinduizmi yok etmek istiyorlar." Yani burada bakın müthiş bir radikal görüşleri var Savarkar'ın. Evet, Hindutva ve diğer dinlere bakalım. Savarkar'a göre ortak hukuk ve ritüeller Hint medeniyetinin kurumlarıdır. Bunlar Hindistan'da doğmuş dinleri birleştirir. Müslümanlar ve Hristiyanlar Hint ırkının çocukları olamazlar diyor. Çünkü farklı adetleri farklı kutsal toprakları, festivalleri ve hukukları vardır diyor. Kılıç zoruyla din değiştirmişlerdir diyor. Günümüzde tamam Pakistanlı mesela düşünelim yüz olarak yüz renk olarak da benziyorlar değil mi diğer Hinduiz, Hinduistlerle? Hindularla. Şimdi bunlar benzediği için aslında tamam aynı ırk kabul edilebilir ama e, kılıç siz ritüelleri ortak medeniyeti terk ettiniz. O halde siz Hindu değilsiniz demek istiyor. E, sadakatleri tartışmalıdır diyor. Şimdi mesela Pakistan'la Hindistan savaşsa Müslümanlar Pakistan'a koşun sıkabilecek mi? Yani böyle tartışmalar var. Hindu çoğulcu seküler Hindistan'a karşı çıkmıştır. Orjinal Hintler ön planda olmalı ve destek görmelidir ideolojik ve siyasi proje değil bir kültürel mirastır diyorlar. Evet şimdi Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha partisine bakalım. Bu Savarkar'ın da üye oldu. 1915'te kuruluyor. Tüm Hindistan Hindu Büyük Birliği anlamına geliyor. İlk hedefi Hinduizmi canlandırmak ve Batı etkisini azaltmak. Başta Kongre Partisine destek veriyor. 30'larda Gandhi'ye karşı çıkıyor. Baş rakibi de Müslüman Ligi. Çünkü bunlar Hindu devlet istiyor. Onlar ne istiyor? Müslüman devleti istiyor. Böyle rakipler aslında. 1938'de Başkan Vinayak e, Damodar Savarkar oluyor ve kongreden uzaklaşma meydana geliyor. Ama 1942'de e, Başkan, yani 2. Dünya Savaşı dönemi, Sayama Prasad Mukherjee başa geçiyor. Bu da diyor ki, e, bakıyor çok radikal şeylerle e, bir yere varılamaz biraz daha liberalleşmeli izliyor insanların da güvenini kazanmak için ve kongreye yakınlaşıyor. Ama Kıvit India hareketine karşı çıkıyor. 1951'de Baratya da Sangı kuruyor. Bugünkü parti biliyorsunuz baştaki partinin ön kolu. 1952'de seçimleri kaybediyorlar tabii ki. Yani insanları kucaklayamıyorlar çünkü. BCS ve işte bu Mahasabha birleşmeye çalışıyor fakat olmuyor. Son başarısı 0.2 1989'da. Tabii bu Bofors skandalından bahsetmiştik değil mi? 2015'te Müslüman ve Hristiyanların hadım edilmesini talep ediyorlar. Daha yeni olay bu. 2016'da da Gandhi'nin Gandhi öldürülmesini kutluyorlar. Bakın. Burada bir fotoğrafta Mahzabhan'ın Gandhi'nin öldürülmesi kutladığını görebiliyoruz. Evet şimdi bu ortadaki arkadaşlar şey, şu solda işaret ettiğim bu Savarkar. Bu Hindutva'nın kurucusu. Ortada da Godse diye bir tane adam. Bu da Gandhi'nin suikastçısı arkadaşlar. İkisinin nasıl yan yana olduğunu görebiliyoruz. Evet bakın 2020 haberi. E, hala mahasapa devam ediyor ya. Şöyle bir şey diyorlar. Koronavirüs e, sinirli bir avatardır diyor. Avatar biliyorsunuz Tanrı e, Vishnu'nun yeryüzüne gelmesi e, ve şey yapması. Neden? Çünkü Kötü, masum hayvanları öldürüyorsunuz, ceza olarak e, size bu koronavirüs getirildi demek istiyor e, Hindu Mahasaba. Gandhi suikastına bakalım biraz. Gandhi seküler devlet çözümdür diyor. Hem Müslümanları hem hem Hinduları kucaklayan bir devlet e, istiyor Gandhi. Ve bugün de onun görüşü kabul görmüştür. Suikastçısı Naturam Godse e, Mahasaba üyesi, eski RSS üyesi. Gandhi suçludur ona göre çünkü Müslümanlar olumlu yaklaşmıştır ve Pakistan'ın oluşmasında da etkili olmuştur diyor. 30 Ocak 1948'de Yeni Delhi'de suikast düzenliyor. Gandhi günlük toplantı ibadet için günlük toplu ibadet için bir evine geliyor bu fotoğrafta gösterdim. Kürsüye çıkıyor orada. Godse kalabalıktan çıkıyor ve 3 ateş ediyor. Biri göğsüne bir, bir, ikisi karnına isabet ediyor ve Gandhi ölüyor. Ee, Sonra da öldüğü ilan ediliyor. 15 Kasım 1949'da da Godse ve yardımcısı Abde asılarak öldürülüyor. Gandhi'nin yine bir sözünü paylaşalım. An eye for an eye makes the whole world blind. Göze göz bütün dünyayı kör etmektedir diyor. Neden? Şimdi Tevrat'ta var ya göze göz dişe diş gibi ifadeler var ya. Kısas yani. E, bu kısasın kötü olduğunu söylüyor Gandhi. Şimdi Gandhi biliyorsunuz Ahimsa prensibine bağlı bir insan. Kimseye zarar vermeyeceksin. Pasif mücadele falan. Hatta o kadar çok e, Ahimsa'ya değer yüklüyor ki e, şeylerde e, Yahudilerin Almanya'da öldürülmesi e, bir yandan suçu Yahudilere atıyor. Diyor ki Yahudiler tepkisiz kalacaktınız diyor. Kendinizi e, onlara kurşunlar atacaktınız diyor yani. E, bunu İngilizce okuyabilirsiniz. Ben hemen özet geçtim kendinizi feda etmeniz etmeliydiniz diyor. Yani öyle Yahudileri de suçluyor. Bu da tepki alıyor tabi. Evet dini dayanaklarına bakalım. Şimdi Rig Veda'da şöyle bir ifade var. Rig, biliyorsunuz Vedaların ilk bölümü Rig En eskisi ve en önemlisi. Rig çok önemli. Şöyle geçiyor. Saldırganları püskürtmek için silahlarınız güçlü olsun. Düşmanları kontrol etmeniz için kollarınız kuvvetli olsun. Sizin ordunuz muhteşem olsun, kötülük yapanlarınki değil. Rekveda'nın savaş kuralları yine 6. bölümde anlatılıyor. Okun ucunu zehirleme, hasta bir yaşlıya saldırma, çocuğa veya kadına saldırma ve arkadan saldırma. Yani böyle kuralları da var arkadaşlar. Ee, şey, Rigveda'nın. Bunun yanında Bhagavad Gita çok önemli bir kitap. Okumadıysanız okuyun. Ee, burada da Krishna ve Arjuna'nın, yani Arjuna bu da bir kral. Ee, Krishna, onun Şimdi at arabası düşünün at, at arabasının yani şoför Krishna, Tanrı ama Tanrı olduğunu bilmiyor Başta Arjuna kral ee, Şimdi şöyle bir olay var Bhagavad Gita'da Şimdi karşıda arkadaşlar iki ordu düşünün Karşılıklı ikisi akraba ikisi ama birbirinden düşman Ama hepsi aynı kandan neredeyse Şimdi Arjuna diyor ki ben Karşıdaki benim kardeşlerime nasıl savaşayım Diyor aynı akrabalı Aynı şeyiz diyor depresyona giriyor Sonra şoför konuşmaya başlıyor. Şoför Krishna, ona tavsiyeler vermeye başlıyor ve en sonunda anlıyor onun e, yüce bir varlık olduğunu Arjun'a. Ya. Yani mu muhteşem bir hikaye. Bunu şey yapın, mutlaka okuyun arkadaşlar. E, şimdi şöyle tavsiyeler veriyor Krishna e, Arjuna'ya. Darma gereği savaşmalısın çünkü asker olarak doğdun. Asker olarak yani kışatriya sınıfındansın. Senin görevin savaşmak. Niye bu kadar depresyona gidiyorsun ki diyor. Bir de şöyle diyor, şiddet sadece bedene zarar verir, ruha zarar veremez. Yani önemli olan ruhtur burada. Sen bedeni öldürüyorsun ama ruh ebedi devam yaşayacak diyor. Yani savaş diyor, git savaş diyor. Yani burada Bhagavad Gita'nın da aslında savaşı nasıl legalize ettiğini de görebiliyoruz. Evet burada Krishna ve Arjuna'yı görebiliyoruz. Hinduizm ve şiddet, şiddete başvurmanın şartları var şu anki Hinduizm'de şöyle diyebiliriz. Öncelikle bir görev gereği, ya kasapsınız ya da askersiniz, savaşmalısınız. Ya da Tanrı'ya hizmet için Arjuna, Krishna'ya hizmet etmişti öyle bakılır. Ve Hanuman diye bir yarı tanrısal bir maymun varlığı var. Bu bilmiyorum izlediniz mi? Biz çocukken çok izlerdik. Dragon Ball diye bir çizgi film var. Bu Son Goku falan var böyle küçük şey. Küçük çocuk vardı, dövüşüyor. Bunu sonradan Dragon Ball Z falan diye çıktı. bu Hanuman üzerine bina edildi o çizgi film. Çok güzel bir çizgi film. E, tamam, bu iki tanrıya hizmet etmek. Üçüncüsü adaleti sağlamak. E, bu da kralın görevi. Dört kendini savunmak. Beş kötülüğü engellemek. Altı kurban etmek. E, yedi de avcılık. Eğer açsanız, rastgele avcılık değil de zevkine değil, açlık durumunda. Şimdi burada arkadaşlar kendini savunmak ve kötülüğü engellemek. Hint fundamentalizminde önemlidir. Önemli e, prensiplerdir. Çünkü Müslümanlar bize karşı bize saldırmak istiyorlar. Biz kendimizi savunuyoruz diyorlar. Kötülüğü engellemekte mesela Hristiyanların e, bir tane İsa heykeli kurmak istiyor Hindistan'a. E, bu kötülük onlara göre. Kötülüğü engelliyorlar. Yani bana göre iyi olan bir şey sana kötü olabilir. Sana kötü olan bir şey bana iyi olabilir. Yani bu iyilik kötülük meselesi biliyorsunuz arkadaşlar çok tartışmalıdır. Kime göre, neye göre? Aynı zamanda tanrıça Durga var, savaş tanrıçası arkadaşlar. Bu da e, Hint mitolojisinde yeri var. E, Hint fundamentalist kızlar veya kadınlar bu tanrıça Durga'yı kendilerine delil olarak gösteriyorlar. Gelelim RSS'ye, önemli bir hareket. E, genel adı Rashtriya Swayamsevak Sangh, ulusal gönüllü organizasyon anlamına geliyor. Hint nasyonalist hareketinin en büyüğüdür. 1925'te kuruluyor. Keşav Beliram Hedgavar tarafından. Doktor G de deniyor şu fotoğraftaki kişi. Arka planda 1923'te Hint Müslüman kavgası yatıyor. Nakpur bölgesinde. Şimdi dini festivalleri Müslümanları provokasyon olarak kullanıyorlar. Mesela 1927'de cami önünden davullarla geçiyorlar bilerek. E, ve kavga çıkıyor. 22 ölü yüzden fazla yaralı oluyor arkadaşlar. Sürekli kavgaya hazırlıklıdırlar. Diğer şiddet uygulayan organizasyonları absorbe ediyor bu ve sayıları çoğalıyor ve şöhreti yayılıyor bunu. Grup başta demokrasiye karşı çıkıyor sonra ama içine giriyor. Ee, 1940'ta var ölüyor arkadaşlar yani Doktor G ölüyor. Bakın burada RSS'nin yürüyüşlerini günümüzde görebiliyoruz. Şöyle bir selamları var. Ee, bu Narendra Modi, hayır, Narendra Modi günümüzdeki Hindistan e, şey başbakanı. Bakın böyle faşist selamları var bundan. Hitler ne yapıyordu? Elini kaldırıyordu, değil mi? Bunlar da bu şekilde göğüslerini kaldırarak selam veriyorlar. Şimdi Hedgewar'ın bir sözünü okuyalım. Şöyle diyor: "Hint kültürü Hindistan'ın hayat nefesidir. Şayet Hindistan'ı korumak istiyorsak, öncelikle Hindu adetlerini canlandırmalıyız. Hindu kültürü yok olursa Hindistan'dan söz edemeyiz. Sadece coğrafya bir millet oluşturamaz." Bütün toplum o kadar organize olmalıdır ki kimse bizim değerlerimize yan gözle bakamasın. Unutulmamalıdır ki güç sadece organizasyonla mümkündür. Bu sebeple Hindu toplumunu oluşturmak her Hintlinin görevidir. Sanki sadece bu yüce amacı gütme, gütmektedir. Evet bakın burada Hindistan'ı korumak Hindu adetleri burada sürekli ön planda tutuluyor. Burada da tabi Hindistan milletini, Hint milletini oluşturma çabasını görebiliyoruz. Evet burada dur Tanrıça Durga'yı temel alan kızları görebiliyorsunuz. Burada eğitim gören RSS organizasyonu içinde. Tabi temel düşmanları kim arkadaşlar? Hadi dünyayı fethedelim yok. Ee, Müslümanlar tabii ki yani Müslümanlara yönelik bu bütün bu nişan aldıkları herkes Müslümanlar aslında. Sembolik olarak şu an konuşuyorum. Müslümanlarla savaşıyorlar. Baş düşman Pakistan zaten. Evet, şimdi Binoxhark'ta Doktor G öldü. Şimdi Doktor Sri Guru başa geçti. Golwalkar, e, Mathav Sadashiv Golwalkar adamın adı. E, RSS toplumsal harekete dönüşü çok güçleniyor bu adamın döneminde. Zaten böyle yüzü de biraz korkutucu değil mi? Çok büyük şeyleri var. Hareketleri, e, kötü terör faaliyetleri falan var adamın. Hindistan'da yüz binlerce militan, militan oluşuyor, binlerce şubeleri oluşuyor RSS'nin. İdeal toplum ona göre... ...Hinduların domine ettiği bir hiyerarşik toplumdur. Pari var diye bir tane... ...organizasyon kuruyor. Aile şirketi gibi. Orada ticari birlikler var. Ekonomik ağlar kuruluyor. Zenginleşiyorlar yani. Hayır kurumları var. Kadın organizasyonları kuruluyor. Dini cemaatler, okullar, dershaneler açılıyor. Sanskritçe kurslar açılıyor. Hinduların askeriyeye girmesinde etkili oluyorlar. Ve sporda da aktif olmalarını teşvik ediyorlar. Çocuk organizasyonları ve kuruyorlar ve siyasi partilerde de etkili oluyorlar. Evet Konrad Warock'un bir sözü var 1939'da şöyle. Yabancı unsurlar ya milli ırkta birleşip bu kültürü almalı ya da onun himayesinde onlara izin verildiği kadar yaşamalı veya milli irade gereği ülkeyi terk etmelidir. Bu azınlık probleminin en mantıklı ve en doğru çözümüdür. Aksi takdirde devlet içinde devlet oluşması kaçınılmaz olacaktır. Yani evet görüyorsunuz burada Müslüman ve Hristiyanların aslında kötü olarak gösterildiğini görebiliyoruz yabancılar ona göre Hindu kültürünü ve dilini almalıdır ya da Hindu veya Hindu dinine hürmet etmelidir veya Hinduların idaresi altında hiçbir hakka vatandaşlık hakkı dahil sahip olmamalıdır Evet çok radikal bir görüşlere var bakın. şimdi bir de kronolojisine bakalım sayıları günümüzde nasıl çoğaldı ne, ne durumda 25'te kuruldu. 32'de 10.000 üyesinin olduğu sayı zannediliyor. 1951'de 600.000'e çıkıyor bu. E, çünkü zaten Hindistan bağımsız olmuş o dönemde. Vishwa Hindu Parishat kuruluyor. Bu e, Hindistan'ın Hindistan'a kilise yerini alıyor. Çünkü arkadaşlar Hinduizm'de birçok farklı genel her her köyün bir tanrısı var neredeyse. Binlerce tanrılar var. Bunları temsil eden bir kurum yok. Ha, Vishwa Hindu Parishat da bunu dolduruyor. Bir kilise vazifesi görüyor. Eee, e, artık dini kimlik kazanmaya başlıyor arkadaşlar. 1966'da Shiv e, e, şey, bir siyasi parti kuruluyor. Ben burada eee Shiv diye bir parti kurulu adını tam unutmuşum. 1984'te Bahjan Dal kuruluyor. Eee Shiv Sena olması lazım Arkadaş Shiv Sena parti kuruluyor. Neyse 84'te Bajran Dal kuruluyor. E, VHP'nin gençlik organizasyonudur. E, bu rahipleri koruyor yani şöyle. Şimdi bunlar festivallerde yürüyüş yapıyorlar ya. Arada e, şeyler de var. Hindu gurular da var. Şimdi bu guruları korumak için Bajran Dal diye bir tane küçük gençlik organizasyonu var. Bunlar elinde sopalar. Koruma amaçlı yani aslında başta güzel amaçlı ortaya çıkıyor ama sonradan bu büyüyor Bajran Dal radikalleşmeye başlıyor. Ellerinde silah alınmaya başlıyorlar. Ve Hindu nasyonalizmin askeri kolu oluyorlar. 1999'da RSS'nin üye sayısı 2 milyona buluyor. 2017'de de 6 milyon. Ha, 2017'de 6 milyon oluyor arkadaşlar. Bayağı şu an yüksek sayıda üyeleri var. Evet, Dünya Hindu Konseyi'nden bir görüntü. Evet, şurada geri gideyim. Bajrantal'ın bir görüntüsünü görebiliyoruz. Evet, Hindut ve faşizm. Öncelikle daha önce de değinmiştik. Heidegger var, Savarkar, Golvarkar bunlar totaliter rejim yanlarıdır. Faşizmin toplumu militarize etmesi, disipline sokması, sosyal düzen sağlaması ve toplum değerlerini koruması onların hoşuna gidiyor. 1939'da Goldwarker şöyle söylüyor. Almanya toplumun ırkını ve kültürünü korumak için onu Semitik ırktan, Yahudilerden temizleyerek dünyayı şoke etmiştir. Burada ırk gururunun en yücesini görebiliyoruz. Almanya bize göstermiştir ki kökleri farklı olan ırklar asla bir arada bir millet oluşturamaz. Bu bizim yani Hindustan için alınacak güzel bir örnektir diyor. Fakat arkadaşlar e, Almanya'da olduğu gibi Hint ırkçılığı biyolojik değil burada daha çok sosyo-kültürel hakimiyet olarak karşımıza çıkıyor. Azınlıklar asimile edilmelidir onlara göre. Yabancı similerden arındırılmalıdır ülke. İnch sembolleri milli sembollerdir. Azınlıkların sembolleri de yabancı kabul ediliyor. Evet. Evet şimdi nazi benzerliği ile e, nazilerle karşılaştıralım. Öncelikle nazilerde Hitlerjugend dediğimiz, Hitler Gençliği Organizasyonu var. Bu da paramiliter bir organizasyon gibi, RSS de öyle. E, ama bu daha çok biraz daha eğitim var için içinde. Yani biraz daha gençleri Alman kültürü içerisinde yetiştirmeye çalışıyorlar. Ondan adı Hitler Gençliği. Spor faaliyetleri yapıyorlar falan. Para paramiliter organizasyonlar Hitler şey Nazilerde SS ve SA dediğimiz Schutzstaffel şeyleri var. Organizasyonları var. Bunlar paralel devlet gibi sanki, paralel askerler. Sürekli karşı parti siyasi partilere baskı uyguluyorlar falan bizde de yani bizde demişim. Hindularda da Bajrang Dal var demiştik değil mi? Bunların askeri kolu olmuştu Hindu nasyonalizmini hatırlayalım. Bu da benziyor sanki. Aynı zamanda Hitler'in Mein Kampf'ı hapiste yazması, Savarkar'ın da Hindutva'nın Hindutva'yı hapiste yazması benzer. Naziler Svastika'yı kullanıyor. şeyler şeylerde lotus çiçeğini kullanıyor daha çok bu Hindular ve safran rengini kullanıyorlar bu gördüğünüz. E, Lebensraum projesi var Nazilerin. Yani Doğu'yu fethedelim. Almanlar çünkü e, şu Verzay Anlaşması'nda Almanlar sıkışıyor. Bir sürü kaç milyon insan küçük bir alanda yaşamak zorunda kalıyor. Birçok toprağını kaybediyor Almanlar. Bunları geri alalım diyorlar. Neden? Çünkü sıkıştık. Yaşama alanı. Lebensraum yaşama alanı demek zaten Almanca. Her neyse onlarda da Akant Barat anlayışı var. Akant Barat arkadaşlar bölünmemiş Hindistan'dır. Ee, yani Pakistan, Nepal, e, Afganistan, Myanmar, e, İran'ın doğusu her taraf e, şey akan Barat şey altında. E kapsamı içerisinde. Şimdi onlar da bu hepsini aslında ele geçirmeyi planlıyorlar. Aynı Nazilerin yapmak istediği gibi. Şimdi Bunto İçermeil e, bu fotoğrafta gördüğünüz Bunto İçermeil e, kadın kolu bu Nazilerin. E, bu da genç kızlar si Genç kızlara özel eğitimler veriliyor. Onlarda da sağda gördüğünüz Durga Vahini, Durga Ordusu adı altında kadın e, konuları var. Şimdi Aryan ırkının üstünlüğü her ikisinde de var. Uniforma kullanılıyor. Faşist şeylerde genelde hep olur bu uniforma şeyi. Dış görünüşe önem verilir. Ve Faşist Selam da karşımıza çıkıyor. Burada solda Hindutva kitabı, sağda Mein Kampf kitabını görebiliyorsunuz. Evet burada Faşist Selam, Hitler, Roma Selamı diyoruz buna elini düz uzatıyor Hitler. Aşağıda da Hindular'ın günümüzdeki faşist selamını göğüslerine kaldırarak yaptıklarını görüyoruz. Burada Hitler gençliğini görüyoruz. Aşağıda Bajrantalı görüyoruz falan. Yani gerçekten çok benzerlikleri bulunuyor. Evet burada RSS'nin e, 200 Müslümanı Hinduizm'e zorlarkenki e, halini görüyoruz. Bunun videoları da var. internette izleyebilirsiniz. Yani Güya kendi istekleriyle yapıyorlar ama tabi buna kimse inanmıyor. Zorluyorlar. Bu adam da Bajran Dal'ın aslında bir iş başkanı. E, çok radikal bir adam bu. Yani bu <laughs> böyle e, durduğuna bakmayın. Şimdi onların inancına göre bu, e, bu kişiler yani Müslümanlar, Hint Müslümanları e, zorla, kılıç zoruyla, dinlerini değiştirmişlerdir ve onları biz geri kazanmalıyız diyor RSS. Yine burada farklı pozlarını görebiliyoruz bu hareketin. Evet 2020'de yine bir haber okuyalım. Pro Hindu activist rally against move to install statue of Jesus. Evet, İsa heykelinin şeyin dikilmesine karşı Hindular yürüyüşe geçiyor. Burada da Fundamentalizmi görebiliyoruz. Aynı zamanda fundamentalist şurada bir video vardı ama e, onu açamadım. Neyse şöyle diyor birisi. E, o fundamentalistler bize Bhagavad Gita öğretiyor. Bu terörizm mi diyor. Yani Bhagavad Gita'yı gördük. Ar e, Krishna'nın Arjuna'yı savaşmayı ikna etmesi olayı. Şimdi burada Bhagavad Gita tamam çok hoş mesajları da var. Yani gerçekten ben çok etkileniyorum Bhagavad Gita'yı okunurken. Güzel hikmet dolu sözler var. Ama bunu farklı da yorumlanabilir. Yani burada onu gördük. Evet terör olaylarına bakalım. Safran terörü deniyor demiştik buna. Şimdi örnek olması için 99-2008 yıllar arasında bakalım. 1999'da Hristiyan misyoner Graham Staines ve iki oğlu yakılarak öldürülüyor. 2002'de Gujarat'ta ayaklanmalar oluyor. 2000 Müslüman öldürülüyor. Bugünkü şey Hindistan Başbakanı Narendra Modi Gujarat'ın eyalet başkanı o zaman o sorumlu tutuluyor. 2007'de Samchauta Express bombalaması 66, 68 Pakistanlı ölüyor burada. E, Hac için gittikleri falan düşünülüyor. 2007'de Amer Acmer Dargah saldırısında 2 ölü 17 yaralı var. 2007'de Mekke Mescidi saldırısında 16 ölü 100 yaralı. 2008'de Melagaon saldırısında Ramazan iftar vaktinde yapılıyor. 8 ölü 80 yaralı oluyor. Yani sayısız saldırı var gerçekten burada. Ama bunu medyada görüyor musunuz arkadaşlar? E, hep Müslümanlar terör olarak gösteriliyor. Terörist hareketlerde bulunuyor gibi gösteriliyor ama e, diğer dinlerde de var. Onlar hakkında hiçbir yayın yok. Yani sadece Müslümanlar. Yani burada günah keçisi olarak Müslümanları kullanıyorlar. Yani bu tabii ki doğru değil. Yani böyle Müslüman bir dini bu kadar aşağılamak medyaya, e, medyanın bir şeyi, kötü tarafı. Evet, Ayodhya olayına bakalım. Bu da Hind fundamentalizminin zirve yaptığı olay arkadaşlar. Şimdi Lal Krishna Advani BJP başkanı oluyor. Ee, yani Bharatiya Janata Partisi bugünkü hükümette olan parti. Ee, bu 1900'lerde, 1980'li 90'lı yıllarda şey e, başlıyor daha çok. E, Ram Janma Bhoomi diye bir hareket başlatılıyor. Ayodhya mabedini tekrar almak amacıyla. Şimdi arkadaşlar bu Kral Babir'in kurmuş olduğu, Babür İmparatorluğu döneminden bir cami. Babiri Camisi deniliyor buna ya da Babiri Mescidi deniliyor. Şimdi burada e, Kral, yani Rama'nın, yani Tanrı'nın, Rama Tanrı kabul ediliyor çünkü. Tanrı'nın doğduğu yer kabul ediliyor. Ve burada şifalı bir suyun olduğunu inanılıyor. E, 1850'lerde bu yerin kime ait olduğu tartışılıyor. 1949 Aralık'ta... E, Geceleyin arkadaşlar Hint fundamentalistleri, fundamentalistler içeri giriyor ve Rama ve Sita heykellerini içeri koyuyorlar. Sabah oluyor bakıyorlar aa içeride kocaman iki tane put. Müslümanlar şaşırıyor yani bu ne işi var? Ee, tabi bunu Hindular koyuyor ama sonradan anlıyorlar zaten. Ama bunu şey mucize olarak kutluyor Hindular bilerek yani provoke ediyorlar. Şu sağda görebilirsiniz bu Rama bu Sita. Sita Rama'nın birçok özelliğine sahip ikisi de tanrı. E, eş bunlar evliler. Bu da Ramanın kadın hali olarak düşünebiliriz Sitayı. Yani bunun doğum günü, Ramanın doğum yeri burası. 1949'da cami kapanıyor, olaylar başlıyor çünkü ve heykeller ama içeride kalıyor çıkarılmıyor. E, 1986'da Babri camisi Hinduların ibadetine açılıyor, yıllık buraya toplantılar yapıyorlar filan. Bu, e, bu Ram Janmabhoomi'nin e, çok itibar kazanmasına yol açıyor, büyüyor bu örgüt. 1989'da seçimlerinde kullanılıyor ve 86 koltuk kazanıyor BCP arkadaşlar yani önemli bir olay evet burada Babri Mescidi saldırısını görebiliyoruz ee, burada camiye rastgele saldırıyorlar ee, yani bu, böyle bir şey olabilir mi yani böyle bir canavarlık ben bir yerde görmedim yani gerçekten durduk yere durduk yere gidip oraya saldırıyorlar yani böyle bir şey olabilir mi burada fundamentalizmin zirve yaptığını görebiliyoruz gerçekten Evet şimdi e, bu fotoğrafa bakın. Böyle bir model var arkadaşlar Rama tapınağı. Şimdi bu Babli camisinin yerine böyle bir tapınak inşa etmeye çalışıyorlar. E, ve 2024 seçimleri öncesinde e, bunun tamamlayacağını söylüyor hükümet. Yani bunu siyasi amaçlarda da kullanıyorlar bakın. Evet şimdi arkadaşlar 2014-2015 yıllarında 600 saldırı oluyor. 2014'te başa geçiyor fundamentalistler. Aratiye Canan Partisi çünkü e, 149'u Hristiyanlar gerisi Müslümanlara yapılıyor saldıranların çoğuna ceza kesilmiyor e, Olay yerinde polis müdahalede bulunmuyor İnek kesimlerini engellemek için yürüyüş ve şiddete başvuruyorlar bakın El Cezire belgeselini izleyebilirsiniz internette var Bir tane Müslümanı durduruyorlar kurban bayramında İnek taşıyor mu taşımıyor mu eğer inek taşıyorsa pataklıyorlar geri gönderiyorlar Çünkü bir daha gelmesin diye Hindi şöyle Bajrantal sorumlusu şöyle diyor. O zorlayan adam var ya böyle e, Hinduizme. O adam işte şöyle diyor. Hindistan'da yaşamak istiyorlarsa inek eti yememeliler. Yerlerse burada yaşamaya hakları bulunmaz diyor. Kurban bayramında inek taşıyan araçlar kontrol edilir. yine bulunan araç sürücüsü dövülür. Evet burada bir de küçük bir organizasyon ama buna da değinmekte fayda var. Apinav Baharat 2006'da kuru, kuruluyor kurucuları Ramesh Upadhyat, emekli bir komutan ve Prasa Shrikant Prohit. Bu da binbaşı. Bakın aşağıdaki. bunlar bunların kökü 1904'teki Abhinav Bharat Society'ye yani Savarkar'ın kurmuş olduğu bir örgüte dayanıyor. Bu, bu örgüte silahlı devrime ilanmıştı zaten. Şimdi başkanı da zaten Himan, Himani Savarkar. Savarkar'ın bir soyundan gelen bir kadın bunun başkanlığını yapıyor. Genel görüşleri tabii ki Hindistan tehlikededir ve korunmalıdır. 2006'da camiye bombalı saldırı yapıyorlar Meleogun şehrinde. Berat gecesinde ve cuma namazı vaktinde 40 ölü oluyor, 125 yaralı oluyor. İlk başta bunu Müslümanların yaptığına inanılıyor, Müslümanlar tutuklanıyor. Fakat 2016 yılında bu örgütün aslında bunu düzenlediği ortaya çıkıyor ve tutuklanıyorlar. Evet gelelim Baratya Cananta Partisi'ne. Bu günümüzdeki Hindistan hükümetinin başında olan parti. Kelime anlamı Hindistan Halk Partisi. Gökü 1951'deki Barati Canata Sang'a dayanıyor, 79'a kalkmıştı o. 1980'de sağcı ve radikal parti olarak kuruluyor. Sang Parivar'a bağlıdır bu da Sang Parivar aile demişti ki bu ekonomik bağlantılar falan. 1987'de de BCP TV'si açılıyor. Burada da Ramayana ve Mahabharata dizisi. Bunlar önemli mitolojik anlatılar Hinduizm'de. Onun dizisi var, dizisi yapılıyor ve büyük yankı buluyor. Hindular çok seviyor bunu. Burada da Hint kültürü'nün temeli Hint mitolojisi olduğu görüşü yansıyor. 1998 ile 2004 yıllar arasında başbakan başbakan Atal Bihari Vajpayee oluyor, kendisi Brahmin sınıfından. 2014'ten günümüze kadar da başbakan şu fotoğrafta gördüğünüz Narendra Modi, bu da Vaishya sınıfından, yani tüccar sınıfından. Zaten Modi'nin çok sevilmesinin sebebin, sebeplerinden birisi de Vaishya'nın olması. Yani ...halka biraz daha yakın olması. Bugün Hindistan'ın en çok oylarına sahiptir. E, dünyanın en çok oylarına sahiptir böylece. Çünkü e, biliyorsunuz Hindistan nüfusu zaten belli. E, sayıca en çok oya sahip kişi bu. Günümüzde modern görünümlüdür ama... ...radikal geçmişi unutulmamaktadır. Evet burada ilk başbakan Atal Bihari Vajpayee'yi görebiliyoruz. Modi'ye biraz daha bakalım. Doğumu Gujaratlı'dır. 13 yaşında nişanlanıyor fakat ailesinden ayrılıyor. Gujarat Üniversitesi'nde siyasi bilimler okuyor, yüksek lisans diplomasını alıyor. 1971'de RSS'ye katılıyor. 85'te Baratya Janata Partisi'ne katılıyor. 88'de genel sekreter oluyor. 2001'de Gujarat'ta doğal afetler oluyor şu haritada bakın Gujarat bölgesi Pakistan'a sınır. Burada bir doğal afetler oluyor ve bu adam çok e, sözler verdiği için bu adam bu adamı seçiyor, Modi seçiyorlar ve eyalet başkanı oluyor. Gujarat ekonomik yükselişe geçiyor, çok iyi yönetiyor Modi gerçekten. E, i̇ki, iki, defa en iyi eyalet başkanı seçiliyor. 2002, 2007, 2012'de yeniden seçiliyor. Hindutva ideallerinin propagandasını yapıyor. 2002'de Hindu tacılara tren saldırısı oluyor. Gujarat'ta 59 ölü oluyor. Bu olaydan sonra kargaşa ortaya çıkıyor. Ve 2000 Müslüman ölüyor sonuçta ve 150 bin Müslüman kamplara gönderiliyor. Bunu tabi inkar ediyorlar bugün ama bunu bağımsız araştırma yapan insanlar da bunun böyle olduğunu ortaya çıkarmıştır. 2005'te Amerika'ya gitmek istiyor. Vize başvurusu yapıyor. Ama bu Gujarat olayından dolayı sorumlu tutulduğu için vizesi reddediliyor. Yani Amerika bile Modi'yi suçluyor bu olaydan. 2014'te başbakan oluyor %1 oyla, 31 oyla. E, Koalisyonla %61.5 oya kavuşuyor. 2019'da da yeniden seçiliyor arkadaşlar. Evet burada 2014 seçimlerinde bakın meclisin koltuk sayısının ço yarısından çoğunu e, Baratya Canata Partisi'nin aldığını görebiliyoruz. Bakın %31.3 almış burada mesela. Evet bu da Almanca Sonst. E, Sonstig'i Almanca'da geri kalanlar demek. Neyse en çok oyu alanlar BCP 2019 seçiminde oy kaybetmiyor hatta daha da güçleniyor bakın BCP'nin dış siyasetine bakalım İsrail ile sıkı ilişkiler içerisindedirler Pakistan ile yeniden sorunlar başlıyor Modi döneminde e, Modi sürekli Pakistan hakkında terör ihtiyaç devleti diyor 2016-2019'da e, Pakistan terör kamplarına hava saldırıları düzenleniyor 2019 seçimlerinde oy toplamak için Pakistan ile çekişiyor ve mültecilere karşı çıkıyor. Geçen sene Pakistan'a çok problemler yaşadı. Hindistan biliyorsunuz tamamen seçim propagandası. Burada e, Savarkar'ın önünde e, Modi'nin selam durduğunu görebiliyoruz. Evet Modi'nin parlamento konuşmasını e, dinledim kendisi. kendim. Youtube'dan siz de dinleyebilirsiniz. Şöyle diyor bir parlamento konuşmasında. Benim hükümetimin tek dini vardır. Önce Hindistan. Benim hükümetimin tek kutsal kitabı vardır, Hindistan Anayasası. Benim hükümetim tek bir tanrıya ibadet eder, Hindistan. Yani burada da nasyonalizmin zirve yaptığını görebiliyoruz. Evet, Sakşi Maharaj diye bir tane BJP'nin dini lideri şöyle bir sözü var, El Cezire'ye konuşurken şöyle diyor. I think that people who cannot respect the nation have no right to live here in, in Hindustan. Millete saygısı olmayan insanların Hindistan'da yaşa, yaşama haklarının olmadığını düşünüyorum. The road is open. Yol açıktır, kapı açıktır. Let them go to Pakistan. Pakistan'a gitsinler diyor. Yani burada da dışlamacı bir e, şey halinde olduklarını görebiliyoruz. Şimdi e, şeyde ben bu internetten YouTube'dan izledim bu belgeseli Al Jazeera'nın izleyebilirsiniz. Hint fundamentalizm derseniz çıkar tavsiye ederim izleyin yani. Neyse aşağıdaki yorumları okudum ben. E, yorumlarda da e, karşı çıkıyorlar. Bu El Cezire'nin objektif olmadığını falan suçluyor Hindular bu fundamentalistler. E, bakın şurada mesela bir şey okuyalım. Now what fundamentalism did you see in this? Bu videoda ne fundamentalizm gördünüz? Everywhere in this video it's all about defending, defending, defending. Bu videoda sadece savunma, savunma, savunma var diyor. Yani bakın burada kendilerini savunma şeyi arkasına sığınarak, savunmanın arkasına sığınarak terör yaptıklarını görebiliyoruz. Evet arkadaşlar 2010 yılından bir haber. andes Hindu fundamentalism is addressed, India will continue on its path toward ethno democracy. Eğer Hindu fundamentalizmine odaklanılmazsa Hindistan gitgide etnik demokratik bir devlet haline dönüşecektir diyor bir haber. Yine aynı şekilde Modi claims Hindu terror is an insult but Home Ministry probes Islamist and Sikh terrorism. Evet Modi yani başbakan Hindu terörizmden bahsedilmemesi lazım. Bunun bir hakaret olduğunu söylüyor. Yani burada da nasıl kendilerini koruduklarını görebiliyoruz. Burada Hindistan'a göre dünya diye bir şey buldum internetten. Sizinle paylaşmak istedim. Burada bizim için önemli olan Pakistan ve Bangladeş. Pakistanlı bakın nasıl görüyor Hindular. Teröristler burada antrenman yapıyor. Bangladeş'e bakalım. Immigrant burada da mülteci olarak görülüyor. Evet. Nepal'de de Hindistan'ın 29. eyaleti yazıyor. Yani buraya da bakın ele geçirmeyi düşünüyorlar aslında. Şimdi şöyle bir şey var. Hindistan'ın 29. eyaleti var şu an. Yani yeniden şu an var. Bu eski bir fotoğraf. Şu an 30. demesi lazım çünkü. Evet. Eskiden kalmış. Arkadaşlar son olarak bu şeyi bitirdik. Hint fundamentalizmini bitirdik. Yeni dini hareketlerden Osho dediğimiz bir kişi var. Osho diye meşhur olmuş. Ee, Bakvan Shri Rajneesh. Bu adam bir örgüt kuruyor ee, Amerika'da. Şimdi buna bir bakalım biraz. Kendisi Osho. E, 1931-90 yıllar arasında yaşıyor. Hindistan'da vaizlik yapıyor çeşitli yerlerde. Komünizme karşı konuşuyor. Dini dogmalara karşı çıkıyor. Ve spiritualizmi şey yapıyor ön planda ön planda tutuyor. 1974'te spiritel gelişim amacıyla Ashram kuruyor. Batıdan birçok takipçisi oluyor. 1977'de Canata Partisi hareketi engellemeye çalışıyor. Canata Partisi şeydi çünkü fundamentalist hareketti hatırlayın. 1981'de ABD'ye güç ediyor. Ve burada Rajnich diye bir tane şehir kuruyor. Vasco County Oregon'da. Gerginlik oluyor artık köy sakinleri diyor Bunlar da kim diyor bakın şu aşağıdaki fotoğraflara Şimdi herkes Hintli değil burada Bu adama bağlanmak için Hippiler geliyor eroinciler geliyor işte ne bileyim dışlanmış insanlar Gelip burada yaşamaya başlıyor Rajneesh Şimdi siz düşünün siz köyde mutlu bir hayatınız var Bir anda hippiler geliyor Ve binlerce Geliyor burada yerleşiyorlar Hepsinin aynı kıyafeti var Değişik değişik hareketleri var Cinsel özgürlüğü teşvik ediyorlar tamamen sizlere adetlerinize aykırı. Ne yapıyor köy sakinleri? Bunu engellemeye çalışıyorlar. Devlete şikayet ediyorlar, mahkemeye başvuruyorlar falan. Yöne, yönetimi ele geçirmek için arkadaşlar seçim günü burada e, Rajni hareketinden de birisi var seçimde. Kendileri kazanmak istiyor. Ne yapıyorlar? Halkı zehirliyorlar. Halk <laughs> bunun şeyi var, belgeseli var Netflix'te izleyin. Birazdan göstereceğim belgeseli. Herkesin kapısına e, hediye bırakıyorlar. Yemek ee, sonra millet onu yiyor seçim günü. Kimse seçim oy kullanmaya gidemiyor. Rajin hiç kazanıyor. Yani böyle bir saçma e, hareketleri var. Sonra itiraf ediyorlar bunu zaten. Ee, aynı zamanda Avukat Charles Turner'ı suik suikast planını düzenliyorlar. Bakvan yani Osho suçu Sekreteri Ma Anan Sheila'ya atıyor. O da sonradan bunu kabul ediyor. Ve bu şu, bu kadın şu an İsviçre'de yaşıyor. Yaşlı bir kadın şu an soruyorlar pişman mısın halkı zehirlediğin için diye soruyor bir e, muhabir. O da diyor ki hayır diyor onlar hak etmişti diyor. Yani hala böyle savunuyorlar bunu ilginç bir şey. 1985'te Hindistan'a dönüyor arkadaşlar. Bakın burada Rajneesh programı görebiliyorsunuz. Bu pembemsi kıyafetler. E, zamanla şimdi köy halkı bunlara saldırmaya falan başlıyor. Bunlar da silahlanmaya başlıyor kendini savunmak için. Yani spiritel bir hareketin zamanla nasıl Silahlı bir terör örgütüne dönüşebildiğini burada görebiliyoruz aslında. Fundamentalizme ne çabuk insanlar kayabiliyor görebiliyoruz. Mesele savunma olunca. Bakın burada e, şeyi toprakları ektiklerini biçtiklerini görebiliyoruz. Evet burada arkadaşlar Amerika'da Oregon nerede diye merak ediyorsanız e, en batısındadır, kuzeydedir ve şurada şurada bulunuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bhagwan yani Osho Amerika'yı 1985 yılında terk ediyor. Tabi devletin şey yapmasıyla araya girmesiyle kovuluyor yani. Birçok devlet bunu kabul etmek istemiyor. Vize vize başvuruları reddediliyor falan. En sonunda Hindistan'a gidiyor. Evet bu konuda Wild Wild Country diye bir belgesel var Netflix'te. Ee, belki internetten de bulabilirsiniz bunu. E bunu izleyin arkadaşlar. E 6 bölümlük ama süper bir belgesel. Yani hayatımda izlediğim en güzel belgesellerden birisi. Müthiş heyecanlı, akıcı. Yani ben rastgele açmıştım ama insan sürekli merak ediyor. Daha ne olacak? Daha ne olacak diye. Eminim siz de böyle olacaksınız. Birçok insan bunu yok, söylüyor. Yorumlara bakabilirsiniz. İzleyin yani bunu arkadaşlar. Son olarak da Gandhi'nin bir sözünü okuyalım. The world is the problem, the atomic bomb is the answer. Dünya problemdir atom bombası bunun cevabıdır. Yani bunun çözümüdür. Tabi Gandhi bunu söylemedi. Yani bu espri olarak bunu internette buldum. Ekleyeyim dedim. Gandhi ahimsaya inanıyor. Atom bombası tabii ki onda onaylanacak bir şey değil. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınız varsa ya farklı bilgi paylaşmak istiyorsanız bunları yazabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.